Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Evet. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hepimize iyi akşamlar. Geçen hafta konumuz yapamadık. Milletimizin başı sağ olsun. İşte sevgiydi. Konumuz da sevgiydi. Sevgi her insanda var ama nereye yöneldiği önemli. Sevgi imandır denecek kadar imana paraleldir. Hatta sevgin ne kadarsa imanın da o kadar. Sevgi herkeste var. Önemli olan nereye yöneldiği. Onun için deriz ki sevgi insanın bahtıdır. Eyvallah. E, Sedat e, Çimen e, Dağdan da Ahmet dersen Mehmet diye cevap gelmez ki. Birbirine benzeyenleri bir araya toplar Allah. E, şöyle ki basketçi voleybola transfer olmaz. Hoş geldiniz. Şimdi sevgi hakkında rahmetli öğretmenim o kadar güzel şeyler söylemiş ki onları paylaşalım. Sevgi herkeste var. Önemli olan nereye yöneldiği. Onun için deriz ki sevgi insanın bahtıdır. İnsan sevginin uğruna haset, kin arzu ve ihtiras taşır. Güzeli tümüyle kavrayamadığımız için sevgiyi bilmiyoruz diyor. Bakın bu Mutlu Baba'nın Mehmet Raisi Mutlu Öğretmenimin Tasavvuf'ta Mutlu Damlalar kitabı. Şimdi sevgi aşıkı perişan eder, sevgi aşıkı zişan eder. sevgi insanda bil kuvve mevcuttur. Ya denk gelir insana, kamil insana yönelir. Kah kuşa, çiçeğe ama durmaz, mutlak yönelir. Yemin ediyorum ağaç bile sevgiden çiçek açar. Bir bakarsın sevginin şiddetinden kavga doğu vermiş. Her şey sevgiye muhtaç, kavga bile. Ben Allah'ı severim. Çok kolay söylenen bir söz. Allah sevgisinin ispatı insanları sevmektir. Rüzgarın galak tozlarını taşıyışından bile anlaşılır ki Varoluşta her şey sevginin emrindedir. Evet ama hep bir ayarda duramayız. İnsanız. O provoke eden güç bizim levelımızı arttırmak için neler neler yapar. O öğretmen neler neler yapar. Ah çok güzel gidiyorum oldum olmak üzereyim filan derken bir bakarsınız ki hiçbir şey olmamışız ya da çok eksiğimiz var. Muhakkak her geçen zaman bir öncekinden akibet hayırlıdır bakın. Akibet hayırlıdır. Çünkü gidişatımız başka yere. Gurbetlik bitiyor ve sana çekemeyeceğin yük vermemiştir Cenab-ı Allah. Eyvallah Nurgül, Nargül. Evet, şükür kavuşturana canım. An, bu anların kıymetini bilmek mecburiyetindeyiz. Çünkü, çünkü öyle anlar var ki cehennem yanında hiç kalır öyle anlar var ki cennet yanında hiç kalır. Korkma, layık olduğun yere gelirsin. Çünkü Allah'ın adı elhak. O fareyi kuş yuvasına, kuşu da fare yuvasına koymaz. Asla. Yaşadığım için söylüyorum. Ah yüzüm gülmedi. Ömrüm böyle geçti dediğin yani dediğimiz anlar <laughs> eğer gönül zaman ve mekana göre değil de zaman ve mekan gönle göre işlemişse yani o gönle her çileye rağmen her üzüntüye rağmen bir şey sokmamışsan affetmişsen muhteşem çünkü affetme gücü yanında kusur ve kabahat içtir çünkü ona verilen rol de o. Bakın affetmeyip de ne yapacaksınız? O yükle mi götürelim? Evet aynı konuyu anlatıyorum Fatmacığım. Benlik olmayan gönülden Allah seslenir. İşte i̇mam Gazali Hazretlerinin dediği gibi sezginin kanıta ihtiyacı yoktur. Vasıtasız ilim aracı kalptir Allah ilim, Allah gönülle bulunur, akılla bulunmaz. Allah ilimdir, ilmi billah üzerinde götüreceğiz ama gönülle bulunur. Heh, o gönülde benlik olmaması lazım, o gönülde kin olmaması lazım, o gönül vasi olması lazım. Olayların arkasındaki hikmeti çözmeye çalışması lazım. Evet, o şu buradaydı zaten. Diyor ki, Allah'ın gönlüne sığmasının sebebi gönülde benlik olmamasındandır. Gönül zaman ve mekana göre değil, zaman ve mekan gönlüne göre yön tutar. Aklı gönlüne bırak. Gönül başka bir şey. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Oradan öyle bir seslenir ki, teşekkür ederim dersiniz, secdeye kapanmak istersiniz. Nerede olursanız olun. Hani gönül secdesi de ayrı bir şeydir. Hayranlık boyutudur. Ya Rabbim çok teşekkür ederim demektir. Ya Rabbim tenezzül buyuruyorsun cevap veriyorsun demektir. Konuşuyorsun demektir. Zaten bak burada demiş. Gönlü eşyadan arıtabilirsen o hak nuruyla hemen alevlenir. Gönlün birleşik kaplarının aralarını kesmek ki tek seviyeyi tutasın. Seccadeyi gönlüne ser ki sacit ile mescut bir olsun. Yani sacit secde eden, mescut kendine secde edilen bir olsun. Gönül aldanmaz. Ama şu nefsani beş duygunun alışverişini gönül zanneden aldanır. Evet. Her vücut kuyusunda bir Yusuf vardır. Hani biraz önce dedik ya affetme gücü yanında kusur ve kabahat içtir. Allah onda sırlamıştır. Kahhara sabret ki arkasındaki güzelliğe gör. Yani ne kadar külfet o kadar nimettir bu hayat. Gönle imkansızlık yoktur. İmkansızlık ancak eşyadadır. Çünkü hiçbir yere sığmayan gönülden seslenir. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Şimdi şöyle bir şey. Ee, ben de sizi yeni tanıdım. Şöyle. Dünya büyük bir ailedir. Yeni ferdimi şimdi tanıdım. Götürürsün ya da götürmezsin sana bağlı. Ama götürmek muhteşem bir şey. Anadolu insanı kalabalığa ne der? Biz şenliyiz der. Yani çok kişiyiz demek ister. Evet. Tevhid. Çünkü tevhid Allah'tan ayrım şeytandandır. Tevhid. Tevhid bambaşka bir şey. Birlik. Dirlik. Zaten özün o. Özüne ters gelen bir şey seni mutsuz eder. Aslımız sevgi. Sevginin ürünleriyiz. Sevginin mahsulüyüz. Sevgi baht oldu bize diyor. Evet ve sen sonsuzluğun kulusun. Yani ne kadar şükretsen azdır, ne alemler var. 18 bin alem diyor, sonsuz dese anlayamayacağız. Kur'an-ı Kerim'de 18 bin alem diyor. Buraya, tabi affetmeyi söylemek kolay da hayata geçirmek zor diyorsunuz. Tabi ama şöyle bir şey var. Ben niye yük taşıyayım? Neden başkasının üzüntüsünü bir de kendi üzüm, üzüntümmüş gibi alayım? Hayır empati yap. Arkasındaki tevkaladeliğe bak. Daha doğrusu şöyle diyelim Gülgün. Ee, bulunduğun ortam terbiye metodundur. Allah seninle ilgileniyor demektir. Alternatif yaşam. Her şeyin her şeyi Allah'ın insana göstermiş olması e, seni çok zengin kılar. Lep demeden leblebiyi anlarsın. Bir tek insanı anlamak, hatta kendini anlamak bütün alemdeki insanlığı anlamak demektir. Hepsi sende mevcut çünkü. Sen hangisini ortaya çıkartmak istiyorsun? baskın kültürün hangisi veya seçimin bakın seçimlerimiz bizi insan yapar. Çok samimi İzmir'den Aysel. Çok samimi ama Cenab-ı Allah'a aşık. Soruyor. Diyor ki ya Rabbim ibadet nedir? Doğdun ya diyor cevap geliyor. Ha, i̇lhami cevap. Peki benim görevim ne diyor? Seçimlerin. Evet, seçimlerimiz. Öğretmenim de öyle derdi. Kızım, oğlum, her an aynı anda iki kapı çıkacak. Sen hangisini tercih ediyorsun derdi. Evet, bizim tercihlerimiz çok önemli. Şimdi efendim şah damarından yakınım diyor. Bir kere korkuyu bertaraf etmemiz lazım. Şah damarından yakınım ne demek? O yüceler yücesinin şah damarından yakınım deyişi ne demek ya? Bu ifade edilecek bir şey değil. Bu yaşanacak bir şey. Yani korkuyu bertaraf ediyorsun. Sen Allah'la birliktesin. Şah damarından yakınım. Zaten o şah damarından yakınım diyen yüce Yaradan senden çıktığı zaman en sevdiğini götürüp koyuyorsun mezara. Ha o beden. Allah seni terk etmez. Sana sonsuzluğu vermiş. İşte burada Mutlu Baba'nın kitabında der ki hamdettim sanırsın. Ne haddine hamd etmek, ne haddine hamd etmemek, edememek ya da. Eninde sonunda biz bu okulu bitireceğiz. Merak etmeyin. Yeter ki bağlantıyı. Evet beni bana bırakma. Çok güzel bir şey. Be, o benden illallah ettik zaten. O benden birdenbire böyle. Ben tamam. Kardelen de. Adı Kardelen niye oldu? Karı deldi çıktı. Kendini ishar etti. Ortaya koydu. Tamam. Biz de kendimizi ortaya koyduktan ha ortaya nasıl koyabilirsin? Tercihlerinle. Cennet cehennem dediği olay şu. İyi niyet devamlı duadır. Kötü niyet duasız kalmaktır. Bakın, hüsnü zan kadar yüce ibadet olamaz. Diyor ki Allah güzeldir, güzelde görülür. Peki güzel nedir? Güzel, güzel bakıştır. Heh, güzel bakış sahibi olursan artık sen zevk almaya başlarsın. Çünkü güzelliği görüyorsun. Gördükçe de destekler. Hatta Cenab-ı Allah şöyle dermiş. Hadi kaderin bir sayfasını sen yaz, bir sayfasını ben yazayım. Çünkü sana cüzi irade verdi. Allah robot yaratmaz. Allah seni özel kıldı. Hadi bu alemde senin de katkın olsun. Ha, i̇rade hatta o kadar sana güvendi ki bu dünyayı senin için verdi ve karış yani karışmadığı o cüz'i iraden var ya, katredeki fırtına diyor ona Cenab-ı Allah, ona hayran. Çünkü her şey sende var, hırs var, korku var, sevgi var, aşk var, nefret var, e, iyilik var, güzellik var. Bunlara rağmen seçimin güzelse işte katredeki fırtına benim kulum espriyi çözmüş diyor o espriyi çözmek kendini çözmek ya az işte Sokrat Hazreti İsa'dan 500 sene önce yaşadı kendini bilen Rabbini bilir Rabbini bilen kendini bilir dedi bundan daha güzel bir şey var mı? Siz de sağ olun. Şimdi zaten şöyle bir şey Nursel. Sevgili Nursel. Tek Allah hakikatine varman için tek Adem olman lazım. Tek Adem olduğun zaman karşıda gördüğüne ayrı bakamazsın ki. Teşekkür ederim. Ben de sizleri sevdim. Sevgi işte sevgi başka bir şey yok. Yok, yok. Bundan daha sevgi imandır denecek kadar imana paraleldir. Hatta diyor sevgin ne kadarsa imanın da o kadar. Sevginin muhteşemliğine bakar mısınız? Yemin ediyorum diyor ağaç bile sevgiden çiçek açar. Aynen öyle. Evet. Kardelen dedik. Karı derti ortaya çıktı, adı kardelen oldu. Çiğden kendine verilen kapasiteyi keşfetti. Zaten yardım eder Cenab-ı Allah. Çünkü Allah'ta hak zayi olmaz. Dolayısıyla ne yaptığını bilene dünya kenara çekilir, yol verir. İşte örnek. Bağlantıyı kesmedim ama. Bakın ruh, akıl, vicdan, irade. Ruh, akıl, vicdan, idrak veya irade. İdrak var ama iradeyle yaşarsın. Keyfini alırsın. Çünkü gönne ne demişti burada? Gönle imkansızlık yoktur. İmkansızlık ancak diyor eşyadadır. Sende Allah'tan üflenen var. Aman, aman o bağlantıyı kesme. Kestiğin an, bakın insanın ömrü doğduğu an değil, Allah'ı bulduğu an başlıyor. İki, Dünyada mutluluk Allah'ın dünyasında Allah'la olmak. O kadar muhtaçsın ki. O kadar muhtaçsın ki. Ufacık bir şeyde bile senelerce ben esnaflık yaptım 23 yıl. Şimdi mal gelirdi. Raflara dizerdim. Olmadı. Şöyle, böyle, böyle. 6 saat, 5 saat o mala. Yani buraya korsam müşteri görür alır şuraya korsam göremez gibi gibi işte zan zanlı geçmeden zenne varamazsın halbuki hani ona o kadar muhtaç ki dediğim şu idrak boyutuna geldiğiniz zaman kemal yorum konusunun sonsuzluk kazanmasıdır zaten Hani kamil insan. Her türlü yorumu yapabiliyor. Açık, vasi. Bakın kemal yorum konusunun sonsuzluk kazanmasıdır. İtrakte sıçrama yaptığınız zaman şöyle diyorsunuz sonra. Ya bir dakika bir dakika ya niye bu kadar 5 saat 6 saat verdin böyle strese girdin. Bismillahirrahmanirrahim de diz bitti. Teferruatı at. Öze bak. Özle bağlantını kur öz seninle bağlantı yani o öz özün en büyük zevk yani tenezül buyuruyor kuluna o kadar güzel cevap veriyor ki sen yeter ki canı gönülden Allah de ya da soru sor Ha soru zaten seni yerle bir etti mi soru sordurtuyor ve yücelik pes edene veriliyor daha doğrusu. <laughs> Sağ. Ol. E, teşekkür ederim. İyi yayınlar, mutluluk saati. Onu dedim. Hay, dedim arkadaşlar. Mutluluk saati demişler dedim. Çünkü hesap kitap yok içinde. Tek hesap kitap dokunmak. Yani ben bu yemekten zevk aldım. Hadi Zeynep, hadi Fatma, hadi deveci Gel bundan sen de yemek ye Bundan sen de tat demek gibi. Çünkü bunlar kolay olmadı. Şöyle, senelerce bir şey aradım. Ama aradığımın kendin, yani bir örnek tip arıyorsunuz ama bunun adı nedir bilmiyorsunuz. Bayan olsun, erkek olsun fark etmez örnek bir tip. Siz arayacaksınız da, siz isteyeceksiniz de, gönlünüzden geçireceksiniz de iyi niyetle Allah vermeyecek. Mümkün değil. Çünkü Allah duyup da duymamazlıktan gelmez. Görüp de görmemezlikten gelmez. O insandır. Onu muhakkak karşınıza çıkarır. Ama bulunca da insan ah ben de ben de varım diyor. Ama işte o Allah adamı hemen sizi tekrar raptı zapt altına alıyor. Ha diyor bir dakika öyle kolay değil diyor. Kolay değil. Egonun minimize olması zaten ee, merhabalar egoyu minimize etmeden zerre kadar gidemezsin. Zerre kadar gidemezsin. Minimize etmiş gibi görünürsün. Oradan bir tanesi çıkar. Bir şey der. O Allah. O sen oldum diyen insan ne hallere girersin. Egoyu minimize etmek lazım. İçinde ben olan her şey cehalettir ama tamamen de yokum diyemezsin. Bakın Allah'ın gücüne gider. Sen de varsın. Haddini bilerek. Ya Rabbim bana verdiğin potansiyeli en güzel şekilde ortaya çıkartmayı nasip et. Mahcup gelmek istemem zatına. Bitti. Bunu samimi olarak söylerseniz taklitten tahkik meydana gelir. İlk önce taklit olarak da hani çocuk da anneyi babayı taklit ederek konuşmayı öğreniyor. Bizler de öyle. Sonra benimseriz. Çünkü e, evrenseldir o. Bakın. Evrensel günah nedir biliyor musunuz? Cık. Hemen hemen dünya milletleri Allah'ın tek olduğuna inandı. Bir de insanın tek olduğuna inansa olay bitmiştir. Çünkü Ozmotik bir yapı. Herkes birbiriyle ilintili. Senin kaderin değil. Alemin kaderiyle ortak. Senin kaderin var. Ama senin kaderin alemin kaderiyle ortak. İşte buna biz şöyle diyoruz. Beni Adem yoktur. Beni idrak vardır. Yani idrakte sıçrama. Senin çocuğun senin enkarnendir. Yani senin ileri boyutun onun çocuğu onun daha ileri boyutu. Öyle öyle tekamile doğru gideceğiz Allah'ın izniyle. Fakat ne kadar çabuk gidersek o kadar güzel. Ee, bu dünya cennet cehennemin tatbikatı gibi bir şey. Yani o yani seni mutlu eden şey. Bakın işine yarayan, seni mutlu eden asil olan en güzelini seçmek ve karşıdakine de aynısını layık görmek cennettir. Öbürü ben demek, ego içinde kalmak, hırslara bürünmek. Bu da cehennem. Ben şunu anladım arkadaşlar. 63 hatta 64'ün içindeyim. Daha yeni anladım bakın, 3-4 sen, sene oldu. Hani hep anlatırım ya, yine anlatacağım. O TÜYAP kitap fuarında o kız çocuğu bana sordu. Efendim dedi, size sorular soracağım dedi, iz bırakacağım. İşte okuyucular kitaplara bakıyor, içeride e, es, eski dostlar, yeni dostlar sohbete koyulmuşuz. Köşeden böyle uzandı, parmağını uzattı. Efendim dedi size sorular soracağım iz bırakacağım. Tamam kızım biz bu dünyaya iz bırakmaya geldik zaten. Adın ne Ece? E kraliçe demek sana da yakışır. Fakat o çocuk bakın bu anlattıklarım bana özelmiş gibi görünüyor. Ama hepimizin ortak malı. İşte yani ben bu espriden bu kokuyu aldım. Hadi hadi hep beraber ne olursunuz bunu koklayalım der gibiyim. O çocuk üç ay kadar önce gelse belki de derdim ki ona yavrum ama espayı bıraksaydın abilerin ablaların konuşuyordu. Niye hani söze girdin gibi demedim. Çünkü o üç ay zarfında bizim öğretmenimiz bize hep şunu aşıladı. Gece yarısı dedi beni bir sivrisinek uyandırır saat üçte uyandırıyormuş sizleri uyandırsa bizlere diyor şimdi siz, sizleri uyandırsa kahretsin yarın işim vardı gücüm vardı nasıl ayakta kalacağım uykum bozuldu dersiniz diyordum. ben öyle demem seni kim gönderdi derim kalkarım bir beste bir güfte makale işte hem hal oluş başlar Allah'la demek ki onu içselleştirmişim o gön o çocuğu tanıyorsun o çocuğu göndereni biliyorsun Size sorular soracağım, iz bırakacağım dedi. Aferin kızıma, biz bu dünyaya zaten iz bırakmaya geldik. Diğer canlılardan farkımız bu kızım. Adın ne Ece? E kraliçe demek sana da yakışır. Çocuk dersiniz değil mi? 12-14 yaşları arası. 15'te. Sordu, sordu, sordu. O kadar güzel şeyler ki. Herkes kitlendi dinliyor. En sonunda dedi ki, Efendim son sorumu soruyorum. Sor kızım. Hayattan ne aldınız? Bakın. Çocuk ne demek istiyor biliyor musunuz? Bana öyle bir şey söyle ki tutacak bir yeri olsun, tutacak bir yanım olsun. Şimdi senin çapın belli olacak diyor bana. E, tabii son soru. Bilirsen ne ala, bilmezsen yol alacağım demek istiyor. Tamam kızım tam adamına geldin. Hayattan ne aldım biliyor musun yavrum? Ama Allah da yağmurundan önce rüzgarını gönderir. Sen de cevabımı unutma he mi yavrum? Tamam. Ne aldım biliyor musun kızım hayattan? Annen de, baban da, karın en sevdiğinde, Allah'tan sonra sensin dediğinde, ömrünü verdiğinde. Allah'tan sonra sensin dediğinde hakkın zayi olur. Gözümü gösterdim, ağlatırlar. Yüreğimi gösterdim, sızlatırlar. Ama Allah da hakkın zayi olmaz kız. O fareyi kuş yuvasına, kuşu da fare yuvasına koymaz. Bunu bil yeter. Yola devam. Evet arkadaşlar, ben hayattan bunu aldım. Lütfen hepimizin içinde bulunduğu ortam hemen hemen aynı. İşte vefasızlık gördük, çok üzüldük, fedakarız, kıymetimiz bilinmedi. Tabi ee, tabii hüzünleniyorsun, yıkılıyorsun, dünyanın yıkılıyor gibi. Hayal kırıklığına uğruyorsun, buruk bir acı oluyor. Ama Allah da hakkın zayi olmuyor. Bitti. O seni layık olduğun yere getiriyor yola devam. Gördün mü? İlahları devirdi ilah benim dedi. Vefa bende dedi. El hak benim dedi. El ad benim dedi. Ben adaletliyim. Zerre şaşmaz dedi. Tamam arkadaşlar ben bunu aldım. Yola devam. Kimse engelleyemez. Evet, hüzünlenirsin. Ya benim işte hep anlatıyorum ya. Evet yola devam. Bir ara kızım dedi ki ne yaptın ki? Ben şoktan cevap veremedim günlerce. Hani nutkum tutuldu deriz ya. Boğum boğum oldu deriz ya. <laughs> Öyle bir şey. Sonra geldim dedim ki bak bir şey söyleyeceğim çocuğum. Ya burada bir yanlışlık var. Ne yapmadın ki demen lazımdı. Tamam, hiç önemli değil. Ne dedik? Allah daha kısa olmuyor. Seni Allah'a kovalayan her şey mübarektir. Bu çocuğun olsun, o olsun, bu olsun. Hani sen ol, kendi hataların olsun. Hiç fark etmez. Yola devam. Allah daha kısa olmaz. E tabi onların tekamülü için de bunlar şart. Ha, Şurada bir parantez açmak istiyorum ama. Yine rahmetli öğretmenim şöyle derdi. Dille gönül farklı söyler derdi. Onlar her ne kadar öyle deseler de, onlar her ne kadar öyle deseler de, onlarda da hakkınız zayi olmaz. Merak etmeyin. Çünkü o da, o da Allah'tan üflenen. Onun da özünde, tözünde, adalet var. Heh, belki sağken kıymetini bilmeyebilir ama sonra bilir. Konu değil. Hiç konu değil. Onun tekamülü için o. Sen kendinden emin ol. Ne yaptığını bilene dünya kenara çekilir yol verir. Bakın kız kardeşim bir gün dedi ki, şimdi öyle bir yere geldik ki konu. İşte filanca benim dostum dedim. Ay abla dost Allah kalp arkadaş dedi. Yani hani hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Ee, sen tepe noktasına Allah'ı koy demek istedi. Bir gün de işte Ayşe iyi bir insan dedi mesela. Ay abla dedi. İyi olan Allah'tır. Allah kötülüğünü göstermesin de ki çıkmasın ortaya kötülüğü. Heh, i̇şte bu. Hani güzel birisinde görürüz öyle öğretmişti bize öğretmenimiz. Maşallah ve tabareke Allah. Ahsenel halikin deyin. Yani görünen senin güzelliğin ya Rabbim derseniz nazar değmezlerdi. Evet Allah. İşte Allah Allah. İnsanın ömrü doğduğu an değil, Allah'ı bulduğu an başlıyor. Allah'ın dünyasında Allah'la olmak var. Unutursan kendin çözmeye çalışırsan bir kaosa giriyorsun. Ama hemen kendini topla. Ya Rabbim bunun arkasında ne hikmet var? Hemen cevap verir. Hemen gelir cevap veya zaman alır cevap. Ama görürsün ki bulunduğun ortam terbiye metodundur. Sevgi ve muhabbetle o hayatı götürene kadar e, bocalayacağız. Ama ben bir kestirme yol daha biliyorum. Hani ne demiştik? Bence evrensel günah. Tek Allah hakikatine var. Varman için tek Adem olman lazım dedik ya. Hemen hemen dünya milletleri Allah'ın tek olduğuna inandı. Bir de insanın tek olduğuna inansa olay bitecek. Bakın. Çok güzel bir şeydir bu ve çok basit bir şekilde anlatılmıştır. Allah hepimize yaşatmayı nasip etsin, yaşamayı nasip etsin. Biri gurusuna gider, biri hahamına, biri papazına, biri rahibine, biri keşişine. Hikmet der, bana hikmeti öğret, ben nasıl kurtulurum gibi. Bu dünyanın özü nedir, tözü nedir, kestirme yol nedir gibi. Biri de pirine, işte mürşidine, Allah beni dostuna, Allah'ın dostuna gider, kamil insana. Pirim, himmet, ben ne yapayım? Oğul, hizmet. Hizmetten geçer arkadaşlar. Hizmet ehli olmak kadar muhteşem bir şey yoktur. O hizmetten zevk almaya başladığınız zaman değme gitsin. Değime gitsin. Çünkü güldürmeye çalışırken gülüyorsun. Bir çay ikram ederken gülüyorsun. O, onun mutluluğunu yakalıyorsun. Kendini yakalıyorsun daha doğrusu. Ya. Kendine hizmet ediyorsun. Bu oyun da zaten kendinden kendine. Ondan ona. Hepsi çok güzel. Zaten acıyla tatlıyı bir görmeyen çekti azap diyor. Ol azaptan kurtulan anlar bizi. Acı diye bir şey. Yani acı tekamül, tekamül yolunda çekmemiz gerekenler diyelim. Allah'ın seninle ilgilenmesi diyelim. Cemal de güzel, Celal de. Ama Cemal bayıltır, Celal ayıltır. Biz kopya çektiren hocayı severiz. Ama kopya çektirtmeyen bizi üniversiteye sokar. Ama üniversiteye girince onu anlarız. Önce kızarız. Anamızı ağlattı falan falan deriz. Ne zaman ki üniversiteye onun 3 puanıyla girersin. Örnek ben fizikçi Zeynel Bey. Ay Allah razı olsun. Anamızı ağlattı ama onun üç puanıyla üniversiteye girdim dersin. Hayat da böyledir. Seni zorlayan sana bir şey öğretir. Ve ne öğrenirsen zordan öğrenirsin. Kahhardan öğrenirsin. Lütfunun şiddetidir kahhar. Hızlandırılmış eğitimdir. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu muhteşem bir sözdür Mutlu Baba'nın. Hepimizi ilgilendiriyor. Çünkü hepimiz o yoldan geliyoruz. O meşakkatli yoldan geliyoruz. Vefasızlıkta gördük, şunu da yaptık, bunu da yaptık, üzüldük de, iftiralara da uğradık, hakkımız da yenildi, filan falan neler 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 ne hüzünler yaşadık değil mi? Ama Biraz önce dedik. Seni Allah'a kovalayan her şey mübarektir. Gönlün senden uzaklaştıysa diyor, bil ki bir şeyler getirmeye gitmiştir. Bakın burada öğretmenimin sözü işte o cefa ehli var ya o hayatı yani pes etmemiş. Amcaya yardım etmiş, çocuklara etmiş, eşe etmiş, etrafına etmiş, etmiş de etmiş. Bir teşekkür bile görmemiş. kimden bekliyorsun? Allah'ta da hak zayi olmaz dedik ya. Bakın diyor ki şemsin dizelerde dinle celal ettin diye seslendiği zül celali vel ikramdır. Kime celali baktıysa o ikrama uğrar, evliya olur. Ha, evliya neydi? Hani kamil kişi. İlle mezarda arama, Nereye, nereye çarpsan odur. Emek vermiş, özünden taviz vermemiş, sevgisini yitirmemiş, hep Allah'a dayanmış olan zaten o yoldadır. Şöyle ki, hani biraz önce dedik ya, emek zayi olmaz diye Allah'ta, vefa, vefa Allah'ta. Şüphesiz seninle ilgilenmesidir. Biz miras yedi değiliz. Şöyle miras yedi, pek sev kalmazmış, kendi kazanmadığı için kıymet de bilmezmiş. Biz de bu hayatı yani gıdım gıdım kıvamında yaşa, yaşatta Cenab-Allah her hale soktu. Bakın. Kaptan kaba koyar, nedir halin diye sorar. Şükür bize rıza düştü. Çünkü o seni senden iyi tanır. O seni senden çok sever. Seninle ilgilenmesi muhteşem. Ne demiştik? Ee, sevgi layık olduğun yere getiriyor seni. Orada kesinlikle şüphen olmaz. Sen layık olduğun yere gelirsin. Allah'ta hak zayi olmaz. Herkes de olur. Allah da olmaz. Vefasız vefalıya kovalar. Dünyada mutluluk Allah'ın dünyasında Allah'la olmak. Allah da zaten diyor ki şah damarından yakınım. Allah'la kulun birlikteliği. Ha gayretimiz tükenir mi? Tükenir. Gayretin tükendi mi diyor Gayretullah, hatırla. O kaynak tükenmez. Hemen yardımı gelir. Hemen. Çünkü o duyup da duymamazlıktan gelmez, görüp de görmemezlikten gelmez. Zaten senin fıtratını bildiği için sen bilmezsin fıtratını ne yapar eder senin fıtratını ortaya çıkartmak için uğraşır. Ama bulunduğun ortam, bakın bulunduğumuz ortamdan bir an önce hani sıkıntılı ortamlarda oluyoruz ya, işte vefasızların, gabilerin içinde, sırf madde dünyasında olan insanın içinde oluyoruz ya, orada eğitiyor seni. Senin ondan alacağın var, onun senden alacağı var bulunduğun ortam terbiye metodundur. Acele etme. O seni günün zamanı gelirse oradan çekip alacaktır. Müdürün mü kıymetini bilmiyor? Kal. Hiçbir şey değiştirme. Sevgi ve muhabbetle işini yap. Pırının duvarları ısınınca ekmek olur. Allah el haktır adı. Yeri ve zamanı geldiğinde Kemal ne dedik? Yorum konusunun sonsuzluk kazanmasıdır. Arkasında kesinlikle bir hikmet var. Bakın beni 23 sene pazara attı. Tamam ben pazara hakir görmem. Daimi para tanzim şişti daimi tanziminde. 23 sene kaldım. Aman Allah'ım. Bir Allah bilir bir ben bilirim. Hayatım ta kendisi kitabında biraz anlatmışım ama buzdağının görüneni, Bir gün dedim ki, Ya Rabbim benim ömrüm burada mı geçecek? Teşekkür ederim. Bakın mal gelmişti. Malı indirdim. Mal gelince de ne eşim var ne oğlum var. Ben indiriyorum. Ne acı gibi görünüyor değil mi? Değil. Sana nasip ediyor Allah. Sana nasip ediyor. Buradan gidecek olan çünkü sorumluluk Mükemmelliyet nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bunu anladım. Mükemmelliyet sorumluluktur. Sorumluluğunu bilen, çünkü kendin için yaşamıyorsun. Sorumlu olduğun çoluğun, çocuğun, eşin, etrafın var. Seni Allah adeta diyorsun ki ya hadi ben çektim gittim. E bunlar? Ha, tamam. Şımarmadan, şaşırmadan, taşırmadan benliğe kapılmadan varlığının kalitesini öğreniyorsun, görevini öğreniyorsun. Varlık sırf sana ait değil. Varlık zaten Cenab-ı Allah'a ait bir şey. Yani ben diyemezsin ama o kanaldan seni işletir. Hani diyelim ki herkeste de herke, herkese şah damarından yakın. Ha. Ama bir özellikler vermiş parmakisi gibi. Herkesin kaderi kendince. Ama noktayı da koymuş. Çekemeyeceğin yük vermem demiş. Zaten Allah'ın hak olduğuna inandığın zaman çekemeyeceğin yük yoktur. Merak etme. İşte mal gelmiş indirdim terkan içindeyim şöyle durdum. Ya Rabbim dedim benim memrum burada mı geçecek? Bakın içimden şöyle cevap geldi. Hem soruyorsun hem cevap veriyorsun gibi. Olsun dedim. Alın teriyle ekmek paramı kazanıyorum. İşte çocuklar da üniversiteyi bitiriyor falan dedim. Demeye kalmadı. Kendi devreye girdi. İkiz, ikimizin sohbeti gibi oluyor. Bir öğretmen bile çalışkan talebeyle tembele aynı karneyi vermiyorsa, aynı notu vermiyorsa onun adı elhak. O hiç vermez. Böyle bir şey geçti içimden. Meğerse bu içinden geçen seneler sonra seni yazar yapacak, kapağın arkasına gelecek söz. Görüyor musunuz ilham? Allah kuş tüyü yastıkta değildir. Ve başarıyı altın tepsiyle sunmazlar insana. Başarı senin gayretin neticesindedir. Pes etmemen neticesindedir. Bağlantıyı kesme ana trafoya bağlan. Ha, o o kadar mutlu oluyor ki, o kadar tenezzül buyuruyor ki. Allah'ın tenezzül buyurması ne demek ya? Ne demek? Bakın konuşursunuz ha. Samimi gönül konuşuyor. Sana kitap nasip ediyor bakın. Hem de nasıl nasip ediyor? Sorduğun an, çok zor bir gece diyorsun ki ya Rabbim ben iyi bir insanım. Niye bu kadar zor yaşam bana bir şey mi söylemek istiyorsun anlamıyorum. Lütfen yardım et bu insanların parasını kurtardım. Benim paramı vermedikleri hani teşekkür etmedikleri gibi hakkımı da vermiyorlar. Ben ekstra bir şey istemiyorum. Bunun arkasındaki hikmet ne ya Rabbim anlayamıyorum. Bitmedi de çile iyi insan olduğumu biliyorsun ya Rabbim. Bana bir şey mi söylemek istiyorsun? misyonum mu, görevim mi farklı? Başlıyor. O gün başlıyor kitap. Halbuki ben küçük bir kağıda bir şey yazıp cebime koyacağım. Psikolojik motivasyon. Allah diyor ki dur. Dur. Seni yazar yapmak içindi bakın. Hani misyonum mu görevim mi farklı dedim ya. Seni yazar yapmak içindi. Samimi candan bir yazar yapmak içindi. Tamam... Anlıyorsun... Sadırdan satırlara dökülüyor... O, bir sene coşuyorsun... Bir sene sonra... Kaldırıp fırlatıyorsun bir tarafa... Ekmek parası ağır geliyor... Yazarlık lüks geldi... Ama Allah seni kaldırıp atmaz bir tarafa... Bakın ilahi sistemi anlatıyorum ben... Kendimi değil... Ama bu merhaleler hepimizde var... Çünkü Allah verdiğini geri almaz... Daha iyisini verir ya da değiştirir. Çünkü Allah'ta aksay olmaz. Bir sene sonra kaldırıp attım. Ama o seni kaldırıp atmaz. Yine bir yardımcısını gönderir. Ama bedeli vardır. Biraz önce hani birisi sormuştu ya affetmek zor diye. Sen affet ki arkasındaki getiriyi göresin. Alt kattaki ablam. Çocuk gibi ağzından çıkanı kulağa duymaz, katar, karıştırır. Gide her ailede, sülalede vardır ya ama çocuk ruhludur. Bakın vazgeçemezsin de çünkü Allah sebepsiz bir şey yaratmaz. Niye senin ablan oldu? Çiğdem bak sana ne getiriyorum bir gazetenin yazarlarla ilgili ilavesi. Gel gel abla kahve içeriz. Sen onu affettiğin için bakın elinde gazete var. Ha affetmesen ne olacak de sanki ona. A abla ya üç ay önce sen bu evde ne yaptın ya? Ne fırtınalar estirdin? <laughs> ne diyecek özür dilerim güzel kardeşim mi diyecek? Yok kaldığı yerden devam edecek tazelenecek. Tazeleniyor. Ha. Onun için dem bu demdir. Dem bu dem bak. Geçmiş takıntı. Gelecek kaygı. Dem bu demdir dem bu dem. Geçmişi bitir. O bitti gitti. O an. Ve Mutlu Baba'nın çok güzel bir sözü daha vardır efendim. Diyor ki. Ben ukvayı bileyim dersin. Şu demi bilsen o ukvadır işte. Şu anda şu ettiğimiz sohbetin. Allah'ın izniyle. Güzelliğinin kıvamına, idrakine varırsak Allah'ın izniyle çünkü ettiren de kendisi ve bunu hal haline getirirsek muhteşemdir. Sonra arkadaşlar kolay kolay yani şöyle 28 sene ben bir efendiye gidip gelmişim. Bu adanmışlık ruhu ister. İşte Şişli'den kalkıyorsun küçük yalıya gidiyorsun. Her perşembe her salı ama o coşkuyla. Ama ne coşku. Ama ne coşku. E 28 senenin birikimi Allah'ın izniyle işe yarar. Ve sohbete çıkmadan önce şöyle derim arkadaşlar. Ya Rabbim benden sen işle beni bana bırakma. Tamam. Tamam. Ne yapar biliyor musunuz? Daha önce Nefise ile e, ya da Kumru Hanım'la konuşurken sohbet ederken de yine öyle demiştim. Ya Rabbim beni bana bırakma. Eskiden bir saatti galiba Instagram. 58. saniye dakikada durduruyordu. Ne diyor biliyor musunuz? Duydum seni. Nasıl konuşacak kuluyla? Ha, teşekkür ederim diyorsunuz. Yani o çok ya bu ilahi espri çok güzel. Ben bu oyundan zevk almaya başladım. Yani oyun değil aslında. Muhteşem bir olgu. Hamdettim sanırsın ne haddine hamd etmek, ne haddine hamd etmemek dediği olay. Biz sonsuzluğun güzellikleriyiz. Bakın işte ablam, o iyi ki getirmiş o ilave gazeteyi. 26 yazarın içinde 19'u kendilerine mahsusmuş gibi davranmış. Geri kalan 6-7 tanesi de ne münasebet demiş. Çiğdem de olur demiş, Ercan da olur, Öze yolculuk da olur raziye de olur. Ne güzel. Çünkü sadırdan satırlara dökülen bir şey bu. Hak edenin hak ettiğini Allah verir atı el hak. Onda zerre kuşkun olmasın. Yola devam. İyi ki getirmiş onu. Sen onu affettiğin için Allah da der ki hadi bakalım sen onu affettin. Yeni sayfa açtın. Al bakalım o getirdiği için o yarım kalan kitaba devam ettim de kitap bitti. Yani her olay birbiriyle örtüşüyor. ayrı gören ayrı kalır. Hor görme hor gördüğüne muhtaç olursun bakın. Benlik duygusuna kapılıp da haklıyım nasıl olsa bunun mücadelesini sürdüreyim. Yok sürdürme. Sürdürme hiçbir şeyi sürdürme. Tadında bırak. Olduğu gibi kabul et. Olduğu gibi kabul etmezsen olmaz, ilerleyemezsin. Ve sevgi herkesi kucaklayan bir sevgi olması lazım hatta saygı. Çünkü herkese verilen rol başka. Ve biraz önce dediğimiz gibi dünya büyük bir aile yeni ferdini yeni tanırsın. Çok zenginsin. Sekiz milyar çiğdem olursun. Sekiz milyar Ercan olursun. Sekiz milyar Raziye olursun. Sekiz milyar öze yolculuk olursun. Sekiz milyar Hanife olursun. Bu ne demek biliyor musun? Coşarsın ya. Tabii ki mesafe koyma kader ölçüdür. Bunları bileceksin. Tabii ki kuru kuru ya, o herkesi değil. Ama güzelliği görmeye çalış. Teslim ol ki teslim alasın. Güzelliği gör, güzelliği gör, güzelliği gör. Yakınlaş. Yakınlaştığı zaman eyvallah Haticeciğim. Yakınlaştığı zaman Demene bile gerek yok ya. Sen ör, sen örnek olursan. Hani çoluk çocuk da bir şey söylemene gerek yok. Senin yaptığını yapacak. Örnek olmak muhteşem bir şey. Ee, yani güzeli görmek daha doğrusu. Güzelin de güzeli var. Güzelin güzeli de sen. Güzelin güzelinin bakışına damağı tap olursun. Orada da fevkalade bir alışverişe girersin. Allah bilmediğini tekrar sana öğretir. Teşekkür ederim. Tabii Hatice şöyle bir şey bak bir tanem. E, niyet iyi, akıbet iyidir. İyi niyet devamlı duadır. Kötü niyet duasız kalmaktır. Ben işte... E, Allah gani gani rahmet eylesin ölenlere, yaralılara da acil şifalar versin Yüce Rabbim. Pazar günü yapamadık sohbetimizi. Zaten herhalde yapamazdık internet açık olsadı, olsa da olmazdı gibime geliyor. Ama dersin ki boşluk bırakmamak için ya biz ilahi sistemden bahsediyoruz. Hadi çarşamba günü yapalım dersin. Ara verirsen koparsın. Hani kendini bilen Rabbini bilir, Rabbini bilen kendini bilir diyor ya. Konu bu. Konu bu. Kendimizi bileceğiz. Ee, Hayatın da çarçur edilecek bir zamanın içinde olmadığını kavrayacağız. Zaman için işte. Hazreti Muhammed için pek, e, Mutlu Baba demiş ki Haz Muhammed Mustafa anı başa tac de onun için mirac eyledi. Sen zamanında yaparsan her şeyi zamanın akışı akışına tabi olursun. Yani an muhteşemdir ve Allah'tandır onu görürsün. Hani bir iş biter bitmez yeni bir işe koyu. Ee, ve ne istiyorsan Rabbinden istediyor ya, işte olay bu. Zaten sunuyor, sevgi ve muhabbetle sunuyor. Öyle bir öğretmen ki, muhteşemliğine hayran kalıyorsunuz. Şimdi birisi benim için bir söz demişti, şu Kur'an fiziğin ulaşmak için didindiği metafizik hedeftir diyor. O çıktı. Oh. Olur olur. Allah'ın izniyle olur. Tabi karşılaştıran var. Maddeyi çarmıha gelmeden manayı bulamazsın. Mana ağırlıklı ol. Aklı gönle bırak. Çünkü gönülden seslenen odur öyle cevaplar verir ki. O kadar huzurlu olursun ki mest olursun. Ay teşekkür ederim Allah'ım dersin. Ben sonsuzluğun kuluyum. Çünkü Allah verdiğini geri almaz ki daha iyisini verir ya da değiştirir. Ama gelin bu dünyayı aslında kendi oya gibi işlemiş. Biz onun farkına varırsak paniği kaldırırız arada panik yok. Allah var, gam yok. Gam mı var? Allah'ı unuttun, sen çözmeye çalışıyorsun. Evet, saatimizi de doldurduk sayılır. 4-5 dakikamız var. Yani saate bağlı değiliz. Ha, bakın, öyle anlar vardır ki cennet yanında hiç kalır. Öyle anlar vardır ki cehennem yanında hiç kalır. Aman şöyle düşünmeyin. Vay ömrüm geçti bir gün yüzü görmedim falan, falan demeyin. Öyle anlar vardır ki cennet yanında hiç kalır. Evet Nargül. <laughs> Açayım. Peki. Ya Allah bismillah. Şu gözlüğümü takayım. Sen. Bulamayışın sende olduğu içindir. Allah Allah bulamayışın sende olduğu içindir. İhlas suresini söylemiş. Tevhid ahediyet demiş. Evet. Daha öncekine de bakıyorum. Madde altın çekiçlendi de sema başladı. Mevlana'nın diyor kuyumcular çarşısında sema edişi Hazreti Mevlana'nın. Yani ne demek istiyor biliyor musun? Maddeyi çarmıha gerdiler. Altından çıkan ses, buradaki müzik ahengini de söylüyor. Müzik, ukbadan gelen bir olay. Ve kıyamet müzikle kapacakmış. Herkes kendi notasına koşturacakmış. Ruhun gıdası değil, icabıdır diyor müzik için. Hani müzik bambaşka bir şey ya. Ve ben bir ara Elfida'yı dinledim 2-3 gün ağla ağla hüzünden. Neden? Neden? Hikayesini de tam bilmiyordum, yarım yamalak biliyordum. Çünkü müziğin tanısında başka bir şey var. Evet, öze yolculuk açtım. Eşya demiş. Eşya nurun kaba görüntüsüdür. Bakın. Hani madde için mananın kaba görüntüsüdür denilir ya. Nur. Eşya nurun kaba görüntüsüdür. Bakınız nurun tarafına demiş. Can derdine düşmek eşyanın başa bela olmasıdır. Eşyayı maddeyi bırak derler. Niçin bırakayım? Eşyadaki mana benim. Bana eşyanın sırrını öğret. Hani bu da Hazreti Muhammed'in sözü. Bana eşyanın sırrını öğret ya Rabbim diyor ya. Evet, Fehime. Miladi tarih başlangıcı da aslında hicri bir tarih başlangıcıdır. Bekadan bu aleme gelişin tarihe Başlangıç oluşu, hicret, göç demiş. Dur bakayım onun arkasında ne var? He. Hiçlik. Bunu da hepimiz için. Tamam. Hiçliğe talip olmak, sonsuz potansiyele talip olmaktır. Hiçlik beraber olmaktan tek olmaya varmaktır. Hani biraz önce dedik ya, bugünün konusu oydu galiba... Ee, Tek Allah hakikatine varman için tek Adem olmak lazım diyor ya. Peki size de açayım. Sevgi. Tulu. Müzikle mi aranız iyi? Müziği mi seviyorsunuz? Tulu. Bir taksimden ne besteler doğar? Doğaçlama. Vahiy. Altındakini de okuyayım o zaman size. Tur dağı. Ne demektir? ne demektir Hazreti Muhammed'in Hazreti Musa'nın baktığı Tur Dağı'nın alev alev yanması? Yangın Musa'nın gönlündeki aşk yangınıydı ki nefsini aleve verdi. Vay vay vay. Pek altından kalkamayacağım bunun galiba ben. Evet. Bir şeyin aleyhinde olan tutucudur. Her şeyin lehinde olan ise ilerici. Evet. Ben de sonsuz teşekkürler ederim. Başta cenab Allah'a Ya Rabbim bize sohbeti yapan sensin, yaptıran sensin Ya Rabbim ne haddimize sen istemesen kıpırdamaz hani bir yaprak kıpırdamaz diyor ya ne güzel biz burada bir anlık tefekkür bin yıllık ibadette eştir diyor ya Kur'an-ı Kerim diyor bunu tamam Peki kırmayayım sizi size de. Hanife. Hümanizm çıktı Aa. Hanife. Hümanizm. Mevlana'nın diyor ancak fısıltısıdır. Ooo hani aşk peygamberi derler ya Mevlana Hazretleri için. Ama aşk deyince burada Allah aşkı. Ha, Allah aşkına da insan aşkından gidiliyor. İnsan aşkında da ikiz ruhunu ya da kardeş ruhunu bakın Mevlana Hazretleriyle Şems-i Tebrizi Hazretleri kardeş ruhmuş. Sizden de Allah razı olsun. Evet hüve hepimize çıktı. Her nüveye hüve programlanmıştır. Nüve, öz, cevher. Hüve o. Sevgi ve muhabbetle hepinizi kucaklıyorum. Sizlerin de gönlüne sağlık. Teşekkür ediyorum. İnşallah pazar günü yine bir konuda doğaçlama Allah'ım bizden sen işte deriz. O da gönderir. Duamızda hep şuydu. Ya Rabbim bana vermiş olduğum potansiyeli en güzel şekilde ortaya çıkartmamı nasip et. Mahcup olarak gelmek istemiyorum zatına. Amin. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ ol. Müziklerimiz de güzeldi. Evet Allah'ın izniyle. en büyük enstrüman sensin zaten insan. Teşekkür ederim. Eyvallah. Çok sağ olun. Pazar günü. Ee, çok teşekkür ederiz bizler de sizden de Allah razı olsun. Muhteşem. Niyet iyi, akıbet iyi. Sevgisiz yapılan her şey zulümdür. Allah bizi sevgi ve muhabbetle kavramıştır. Biz de bu idrakte olalım. Biz de sevgi ve muhabbetle kucaklayalım. Ha, Kimi kendini kucaklıyorsun zaten. Güldürmeye çalışırken gülüyorsun. Yetmez mi? Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun. Burada da işte tasavvufu şöyle anlatmış. Tasavvuf içe bakış değil. İçe alış. Cümle alemi içe alış. Tasavvufun diğer metotlardan başlıca farkı bu. Samimiyetle. Tasavvuf, sonsuz aktivitenin kesintisiz tefekkürüdür. Ya Rabbim bu ne güzellik. Ve ben senin zer Ve beni yarattın. Taş yaratmadın, bitki yaratmadın, toprak yaratmadın, hayvan yaratmadın, insan boyutunda yarattın. Akıl, vicdan, idrak, irade. İnşallah Haftaya bu irade konusunu konuşalım. Hoşçakalın. Sevgi ve muhabbetle. Eyvallah sevdiren de Allah. Allah'ın yanlışı olmaz dedi. Bakın son beş sene öğretmenim her şeyi unutun çocuklar dedi. Şu cümlemi unutmayın. Allah'ın yanlışı olmaz. Bizim bakışımızdadır. Korkumuzdur. Paniğimizdir. Allah bizi bizden çok sever, bizi bizden çok korur. Yalnız gayret, gayretin tükendi mi gayretullahı hatırla. Gayret, Allah'ta emek zayi olmaz. Herkes de olur, Allah'ta emek zayi olmaz. Yola devam.